Anneanne kolay gelsin. Teşekkür ederim oğlum. Ne çabuk geldin. Hani hastanede işlerim vardı? Ben işlerimi hallettim Ayşe Sultan. Doğru. Artık devir değişti. Bizim gençliğimiz sizlerin şimdi inanmadığı hikayeleri yaşayarak geçti. Bak oğlum, bir zamanlar... Ölüm buyuruyor. Hastalar ölüyor yani. İlacı alamıyor, ölüyor. Burada öldü yoldan. Bayıldım şu zamanda, bana ilacı vermiyorum. Hastaneye güven yok demek ki. Buraya getirmemek gerek. Evinde ölsün insan, buraya gelmesin. Çocuğunuzu niye vermediler? Ne dediler? Müteşekkür durumumuz. Peki rehin ben... aldılar, vermiyorlar. Zekanın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın rezaleti olmazdı. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bizim için iki şey paha biçilemez. Sağlık ve geleneklerimiz. Geleneklerimiz, çünkü her bir hastamıza aileden birisi gibi yaklaşıyoruz. Siz daha mutlu olun diye her gün bir adım daha ileriye gidiyoruz. Hani bir söz vardır ya, önce sağlık olsun, gerisi kolay diye. İşte biz bu vizyonla yeni dünya inşa ettik. Sağlığınız için endişelendiğiniz değil, hasta olduğunuzda sevdiklerinizin yanına hızla dönebileceğiniz bir sistem. Hadi oğlum, yaparsın, hadi. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında sağlık alanında dünyanın en iyi sistemine sahip ülkelerinden biri oldu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, dünyanın pek çok ülkesinden hastalar kaliteli sağlık hizmetini Türkiye'de almaya geliyor. Ay benim güzel kızım. Kuzum. Maşallah güzel kızım o. Ne demişler? Hayat kısa ve onu anlamlı kılan şey, sevdiklerimizle beraber sağlıklı bir ömür geçirmek. Siz bu özel anların tadını çıkarın. Yarınlarınız bize emanet.